Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Burada aile, hasta ve doktor ilişkisi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ekip çalışması aşamasında ve özellikle gelen sorularınızda biz ailemizden bireyi tedavi aşamasında odaya gönderdiğimizde endişeli süreç başlıyor. Orada tabii hasta tedavi aşamasını yaparken doğal olarak da yakınları size birçok soru o tedavi aşaması evresinde soruyor mutlaka ve orada nasıl bir yaklaşım olmalı? Psikolojik destek çok önemli. Ben dönemsel siz değerli hocalarımızı hastanelerde ziyaret ettiğim için hem de sağlık çalışanı olduğumdan dolayı orada çok güzel diyaloglara, çok kocaman bir ailenin bütünlüğüne de şahit oluyorum aynı zamanda. Orada kocaman bir ailenin tedavi aşamasını sahipleniyoruz ve bir yolculuk başlıyor en iyi derecesinde olması açısından. Orada en çok hastalarınızdan, hasta yakınlarınızdan o tedavi aşamasına odaya girdi ve çıktıktan sonraki sorular nelerdir hocam? Şimdi tabii teşhis koyulup radyoterapi ile ilgili tedavi aşamasında hastalar bize geldiğinde bir kere hastaların radyoterapi hakkında en iyi şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor. Nedir? Nasıl bir işlem uygulanacak? Bu işlem sırasında neler olacak? Bu süre tedavide kalacağı süre yaklaşık ne kadar olacak? Ve bu tedaviyle ilgili oluşabilecek yan etkiler konusunda hasta etraflıca bilgilendiriliyor. Zaten hasta etraflıca bilgilendirildikten sonra kendine bir güveni geliyor. Bunu hissediyor. Tamam diyor. Ben bu hastalığı yeneceğim fikrini oluşturabiliyor hasta. Evet. O aşamada. Tabii ailesi de ister istemez hastalığın adından dolayı insanlar hep endişeli. Yani kanser yıllardır eşittir ölümle bağdaştırıldığı için hep endişeli olarak şey yapılıyor. Ama bugünün teknolojisinde artık yaşam süreleri çok uzadı. Erken evre teşhis edilen hastalıkta artık tamamen tedavi edilebilen hastalıklar arasında haline geldi kanser hastalığı. Evet. O nedenle bu hastalarımızın en önce hastalıkla ilgili ben bu tedavilerimi alacağım ve iyileşeceğim fikrini oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bunu gerek ailesiyle gerek kendisiyle her daim konuşarak şey yapıyoruz. Bizim hastalarımız her zaman akıl ben şunu öneriyorum. Sakın hastalığınızla ilgili bir şeyi bir yerden sormayın. Hastalığınızla ilgili hiç kimseyi birbirinizle karşılaştırmayın. Evresi dahi aynı olsa patolojik faktörlerdeki ufak bir değişiklik bile hastalık gidişatını değiştirebileceği için bunu sakın kendi kanserinizi başkasının kanseriyle karşılaştırmayın. Eğer kafanızda oluşan bir soru varsa ben her zaman buradayım. Gelirsiniz, tartışırız. Hastalarımız tabii bu konuda çoğu zaman duyarlı ve uyumlu oluyor. Bilinçli. Evet. Akıllarına takılan bir şey olduğu zaman geliyorlar, hocam şöyle şöyle bir durum var, ben bu konuda ne yapayım diye bize şeyde bulunuyor. Biz de gerekli açıklamaları yapıyoruz. Hasta bize geldikten sonra tabii bizim o insanlarla aile gibi bir bağımız oluyor. Sonuçta daha sonraki dönemlerde demin bahsettiğim gibi bir meme kanserli hastanın ilk 2 yıl 3 ayda bir ben kendi ablalarımı 3 ayda bir görme imkanı bulamıyorum. Ama hastalarımızla en azından 3 ayda bir araya geliyoruz. Yani bu zaten aile yapısı bir süre sonra zaten iyice pekişiyor ve artık her konuda birbirimize destek olur oluyoruz. Duruma geliyoruz. Evet. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.